suyun dibi çok iyi görünüyor. Çok derin değil. Tabii derin olan yerleri de var ama çok derin değil. Daha önceden buralara sandalyeler atmamıza izin veriyorlardı. Tabii demin gördüğümüz pisliklerden dolayı yönetim, yerel yönetim yüksek ihtimalle hayır dedi. Kim kızabilir onlara? Ben kızmıyorum artık. Önceden neden sandalye koyamıyorum diyordum. Ama şimdi demiyorum çünkü gerçekten kirletiyorlar. Yeşil başlı güvel ördek. Evet. Çok güzel. Gerçekten. Ayağım üşümüyor mu? Üşüyor aslında ama hani buz keser ve uyuşursun ya, öyle bir şey oluyor ama çok güzel. Buralda kendine bir ağaç belirledi. Yerler biraz yosun olması sebebiyle kayıyor. Yani normal bir ayakkabıyla girmek ya da ayakkabısız girmek zor. Başınıza bir iş gelebilir. Çok derin olmamakla birlikte. Ama çok kaygan. Şöyle yavru kuşlarla birlikte. Kızlar. Kızlar. Biri kız biri erkek mi? Nereden anladın? Yeşil koyu başlı olan erkek. Yeşil başlı gövel ördek dedikleri. Koyu olan erkek. Koyu renk olan mı erkek? Koyu olan erkek. Açık renk dişi. Kızlar. Sen dersen erkek daha süslü. Süslü. Tabii. Doğada aslında öyleymiş değil mi? Tabii. Tüm erkekler daha süslü. Neden acaba? Kur yapması gerektiği için. Etkilemek zorunda dişiyi. İnsan canlısında neden tam tersi? İnsanda da kaslı olan, iri olan erkek. Yani güzel olmak kaslı olmak mı? Yani etkilemek güç. Kadınlar niye güzel görünmek istiyorlar peki? O insanların sonradan... Edinimleri. Neyin? Emperyalin. Emperyalden önce vardır bu. Ama daha öncesinde de vardır. Güzel görünme şeyi daha sonra çıkıyor. Yani insan geliştikçe, feodal toplumdan kurtulduktan sonra kadınlar kaşlarını almak istiyor falan filan. Değil mi? Efendim. Efendim. Bir şey mi dedin? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Yakışıklı olan. Kız arkadaşın orada ama bak. Yosunlar var burada. Yosunlar tutmuş. Çok estetik duruyorlar. Şöyle. Hoşçakalın.
kayıyor burası. Acayip kaygan. Dolayısıyla böyle göreceğiz. Yosun tutmuş. Rahatsız ettim değil mi seni? Çok özür dilerim. Evet, o kuş sesinin sahibini buldum. Şurada gördüğünüz. Evet. Daha yakınlaştırsam nette gidecek. Cep telefonuyla çektiğim için. Evet. Biraz da buraya bakayım dedim çöpler için. Şöyle. Çok güzel. Ne çok kullanıyorum değil mi bu kelimeyi? Çok güzel. Ama mesela başka bir bölümü. Şurada daha fazla akıntı var. Burada şu duru. Aa, şurada ne kadar güzel bir yer var. Kaç kez geldim burayı görmedim. Çok hoş. Şuradan göstereyim. Evet, burada dinlenme alanı gibi bir yer var. Ha, sanırım daha önce bir tesismiş. Sezon dolayısıyla kapanmış. Huzur dolu. Ses neydi? Hiç bilmemekle birlikte karabatak olabilir mi? Çünkü sabah gördüm burada. Evet. Burası da böyle bir cennetten köşe. Biz demin topladık. Hangi bölümde izleyeceksiniz bilmiyorum ama çok topladık buradan. Tekrara düşeceğim belki ama daha önce daha fazlaydı. Çünkü buralara sandalyeler konuyordu. Piknik yapılıyordu. Şimdi izin vermiyorlar. O yüzden
çok daha az çöp var derken onlarca çöpü tekrar topluyorum. Şöyle koyuyoruz. Sonra atacağım. Ama yapmayın ya. Çok rica ediyorum, yapmayın. Yani bu zıkkımları aldığınızda marketten ya da büfeden zaten poşetiyle veriyorlar size. Değil mi ama? Yani şunu şuraya atmanın bir manası yok. Yani poşetinize koyun. Şurada çöpler var. Bakın şurada çöp var. Yani ısrarla göstereceğim. Bakın burada çöp var. Ama buraya atmayı tercih ediyorsunuz. Yapmayın. Ama yine sevindirici. Gerçekten daha az var. İnsanlar ne kadar az ziyaret ediyorlarsa o kadar az kirleniyor. Maalesef. Kaç ziyaretçi daha var? Evet. Gel bakalım. Tamam, tamam. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Deminden beri soğuk soğuk diyoruz ya, onu biraz ispatlamak istiyorum size. Şöyle içeceklerinizi koyduğunuzda suyun akan bir yerine, gerçekten mesela bu içecek şeydi, arabada ısınmıştı, şimdi oldukça soğuk. Şöyle bir daha bakıyorum, gerçekten soğumuş. Yani bunu da yapabilirsiniz, tabii dikkatli tutun çünkü gidiyor. Buralı olan Dilek diye bir arkadaşımız var. O buranın sodalısı olduğunu söylemişti. Az önce ayağınız bir hafta yorulmuyor demiştim ya. Sanırım sebebi ne Burak? Sodalısı olması olabilir. Sodalısı olduğunu içerek anlayamıyoruz değil mi? Tabii yani mineralli su olması sodadan kastımız. Yok, yani soda dediğimiz. Bildiğimiz içtiğimiz tabii, su. Soda. O onun karışıyor buna. Evet. Sadece dinlendirmesine ona bağlamıyoruz tabii. Sen yorulduğun için ayağın suda, soğuk suda kan dolaşımı gevşiyor, kan dolaşımın değişiyor, rahatlıyorsun. Ama tabii içine baktığında Vuralcığım, milyon tane pislik var. Memleketi anlatmak lazım. Yani bira kapakları, daha çok kapaklar. Gerçekten. Yani niye böyle bilmiyorum. Hangi birini toplayacaksın bilmiyorum. Versene. Şurada bir tane var. Kaç bir tane Ural? Bak. Şey. Yani tatil mi yapalım? Temizlik mi yapalım bilemedim. Tatilden beri bunu yapıyoruz. Evet, şikayetçiyim yani. Niye böyle bilmiyorum. Değil mi kuzum? Sizin alanlarınıza. Değil mi? Bakayım başka var mı? Neyse ki geçen sene geldiğimizde çok daha fazlaydı. İnsanları buradan azalttılar ya Vural. O yüzden sanki daha temiz gibi değil mi? Tık daha. Yani bir sürü şey vardı. Ot. Kayaların altında. Eyvah, düşürdüm bir tanesini. Bir saniye, ben burayı bir toplayayım. Şuraya koyayım, sonra atarız. Şunun altında bir sürü var ya. Evet. Ama ayıp ya. Bir de garip bir şekilde kokuyor. Sanki o zaman kokmuyordu. Şu an kokuyor. Kötü kokuyor yani. Baksana.
Sadece 1 metrekarelik alanda şunları topladım ya. Yani ve dikkatli baksan kim bilir. Neyse. Yapılacak bir şey yok. Aslında var da yok. Abi kamerayı kuracaksın buraya. Her atılan çöp için 2000 lira nakit hemen keseceksin. Cash on the table. Cash. Hiç. Kredi kartı, bankamatik kartı, sonradan ödeme yok. Keseceksin. Cash. Gerçekten aynı fikirdeyim. Yani öyle bak bakalım oluyor. En kötü kellesini alacaksın. Bunlardan bir tanesini Taksim Meydanı'na saplandıracaksın. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Kellesini almak. Nasıl bir bundan tabirsin? Bundan faşist oluyorsun. Yani faşist de olmayalım. Faşistim lan. Kötü de olmayalım. Ama bunlar da olmasın ya. Çok kötü ya. Gerçekten. Ben biraz dinlenmek istiyordum burada. Kahve içecektim güya. Neyse, mola veriyorum şimdi. Toplamaya bir kahve içmek istiyorum. Dikkat et. Dikkat et. İyisin değil mi? Peki, mola zamanı. Azman en güzel sahipleri bunlar. Değil mi kuşlarım benim? Dinlediğim. Normalde daha fazlalar. Nerede bunlar Vural? Akşam oldu ya. Çekildiler. Akşamları çekiliyorlar mı? Evet. Şu an temizleniyorlar. Yaklaşsam kızar mısınız bana? Kızmayın. Gitmeyin, gitmeyin. Peki. Buraların etrafında. Daha önce, mesela birkaç yıl önce geldiğimizde de tutuyorum. Buranın aslında Almanya'nın da bunları idare ettiği tabii. Sazlıkların biraz geçtiği. Kamera bu gösterir. Sazlıkların diğer tarafı da daha derin. Böyle atıyor. Buraların etrafında da balık yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Buz buz ayaklarım dondu. Yalan söylüyor. Ayakları donuyor şu anda. Dondu dondu. Tamam kameraman çok çekinmez. Anlatıcı sensin biraz. Donduk, donduk. Kayıyor burası. Acayip kaygan. Dolayısıyla böyle göreceğiz. Özür tutmuş. Rahatsız ettim değil mi seni? Çok özür dilerim. Evet, o kuş sesinin sahibini buldum. Şurada gördüğünüz. Evet. Daha yakınlaştırsam nette gidecek. Cep telefonuyla çektiğim için. Evet.
Biraz da buraya bakayım dedim çöpler için. Şöyle. Çok güzel. Ne çok kullanıyorum değil mi bu kelimeyi? Çok güzel. Ama daha başka bir bölümü. Şurada daha fazla akıntı var. Burada su duru. Aa, şuraya ne kadar güzel bir yer varmış. Kaç kez geldim burayı görmedim. Çok hoş. Şuradan göstereyim. Evet, burada dinlenme alanı gibi bir yer var. Ha, sanırım daha önce bir tesismiş. Sezon dolayısıyla kapanmış. Huzur dolu. Ses neydi? Hiç bilmemekle birlikte karabatak olabilir mi? Çünkü sabah gördüm burada. Evet. Burası da böyle bir cennetten köşe. Yosunlar var burada. Yosunlar tutmuş. Çok estetik duruyorlar. Şöyle. Hoşçakalın. Demin topladık. Hangi bölümde izleyeceksiniz bilmiyorum ama çöp topladık buradan. Tekrara düşeceğim belki ama daha önce daha fazlaydı. Çünkü buralara sandalyeler konuyordu. Piknik yapılıyordu. Şimdi izin vermiyorlar. O yüzden çok daha az çöp var. Derken onlarca çöpü tekrar topluyorum. Şöyle koyuyoruz. Sonra atacağım. Ama yapmayın ya. Çok rica ediyorum yapmayın. Yani bu zıkkımları aldığınızda marketten ya da büfeden zaten poşetiyle veriyorlar size. Değil mi ama? Yani şunu şuraya atmanın bir manası yok. Yani poşetinize koyun. Şurada çöpler var. Bakın. Şurada çöp var. Yani ısrarla göstereceğim. Bakın burada çöp var. Ama buraya atmayı tercih ediyorsunuz. Yapmayın. Ama yine sevindirici. Gerçekten daha az var. İnsanlar ne kadar az ziyaret ediyorlarsa o kadar az kirleniyor. Maalesef. Kaç ziyaretçi daha var? Evet.
Gel bakalım. Tamam, tamam. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Deminden beri soğuk soğuk diyoruz ya, onu biraz ispatlamak istiyorum size. Şöyle içeceklerinizi koyduğunuzda suyun akan bir yerine, gerçekten mesela bu içecek şeydi, arabada ısınmıştı, şimdi oldukça soğuk. Şöyle bir daha bakıyorum, gerçekten soğumuş. Yani bunu da yapabilirsiniz, tabii dikkatli tutun çünkü gidiyor.